Öncelikle gündemde olan çok önemli bir konu. İstanbul Sözleşmesi'ni iptal etmek isteyen, çekilmek isteyen iktidara karşı kadınlar direniyor. Dün Ankara Kadın Platformu'nun yapmak istediği gösteriye polis müdahale etti ve 33 kadını gözaltına aldı. Şimdi bunu anlamak mümkün değil çünkü yasa ve sözleşmeyi korumak için gösteri yapan kadınları gözaltına alan polislerin yaptığı nedir? Bunu sormak lazım. Bunu anlamak mümkün değil ama hepimiz iyi biliyoruz, hukuksuz bir polis devletinde yaşıyoruz. İşte şu görüntüler maalesef 21. yüzyılda Türkiye'de yaşanıyor. Kadın haklarının ayaklar altına alındığı, her gün kadın cinayetlerinin işlendiği bir ülkede maalesef kadın hakları ile ilgili önemli bir sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmemesini isteyen kadınlara yönelik polis şiddetini görüyoruz. Şiddete karşı mücadele eden kadınlara bu sefer de polis şiddeti uygulanıyor. Darp ediliyorlar, hakarete maruz kalıyorlar ve gözaltına alınıyorlar. Ama biz kadınıyla erkeğiyle tüm insanlar bu kadınların yanındayız. İstanbul Sözleşmesi'nin yanındayız, hakkaniyetin yanındayız, eşitlik ve adaletin yanındayız. Bu görüntüleri de 21. yüzyıldaki Türkiye'deki utanç görüntüleri olarak, demokrasi ve hukuktan uzaklaşmış iktidarın polisinin yaptığı utanç görüntüleri olarak sizlere gösteriyorum. Bunlarla kalınmıyor. Geçtiğimiz günlerde Sudan gerekçelerle KHK konusunda büyük bir direniş sergilemiş olan Nuriye Gülmen tutuklanmıştı. 4 gün gözaltı sonrası tekrar 4 gün gözaltı süresi istenmiş ve Nuriye Gülmen hukuksuz gerekçelerle tutuklanmıştı. Nuriye Gülmen KHK zulmüne karşı Türkiye'de ilk defa en önemli eylemi gerçekleştiren, açlık greviyle bu zulme karşı aylarca direnen cesur, onurlu ve ilkeli bir kadındır. Biz onun yanındayız. O zulme karşı açlıkla direnmiştir. Açlığı göze alarak, ölümü göze alarak zulme karşı direnen bir kadındır, bir insandır ve biz de onun yanındayız. Ona karşı yapılan bu hukuksuz tutuklama eylemini de kınıyorum. Onunla da kalmadılar. Bu sabaha karşı yine Yüksel direnişinin önemli bir ismi olan Acun Kara da sabaha karşı evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Neden gözaltına alındı? Sadece Nuriye Gülmen'in tutuklanmasını eleştirdiği için mi gözaltına alındı? Yoksa attığı tweetlerde polis şiddetini eleştirdiği için mi gözaltına alındı? Bilinmiyor. Sabaha karşı evine baskın yapılıp piyasada bulunan kitapları evinden alarak sanki suç unsuruymuş gibi gözaltına almak kabul edilir bir hadise değil. Acun Karadağ'da KHK zulmüne karşı direnen önemli bir isimdir. Bir Yüksel direnişçisidir. Biz ona yapılan zulme karşı tüm kamuoyunun tepki göstermesi, tüm kamuoyunun bu zulme karşı durması gerektiğini söylüyoruz. Polis devleti uygulamaları her gün her yerde yaşanmakta. Türkiye iyice boğucu bir hal almaktadır. Bu yaz sıcağından daha da boğucu olan polisin yaptığı hukuksuz işlemlerdir. Yargı yerine geçen polis kendi karar vermekte ve yargıyı da etkileyerek kişiler hakkında tutuklama kararları alınmasına bile yol açabilmektedir. Biz bunun böyle olduğunu çok iyi biliyoruz. Bir polis devletinde yaşadığımızı çok iyi biliyoruz. Yargının siyasete boyun eğdiğini çok iyi biliyoruz. Ve bu insanların gözaltına alınmasının, tutuklanmasının tamamen hukuksuz olduğunu da çok iyi biliyoruz. Değerli arkadaşlar, ben size geçen hafta İstanbul ve Kocaeli Kandıra'daki hayvan barınakları ile ilgili bilgiler vermiştim ve o hayvan barınaklarında kedilerin, köpeklerin iyi bakılmadığını, kısa sürede öldüğünü belirterek bu konu hakkında Kocaeli Büyükşehir ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklama yapmasını beklediğimi söylemiştim. Halen de
bekliyorum. Çünkü biz bu açıklamaları yaptıktan, bu skandal vakaları ortaya çıkardıktan sonra bize gelen yeni bilgiler de oldu. Ben bunları da sizlere aktarmak isterim. Hayvanlar bizlere emanet olan canlılardır. Onlar bizim dostlarımızdır. Bizim arkadaşlarımızdır ve bizleri seven canlılardır. Onları korumak, onların yaşamlarını sağlamak biz insanların görevidir. İktidarlar da bunu sağlamakla görevlidirler. Açılan hayvan barınakları vardır. Güya hayvanlara hizmet etmektedir ama biz buraların iç yüzüne baktığımızda hayvan sağlığı ile ilgili gereken işlemlerin yapılmadığını ve bu yüzden bir takım sağlık nedenleriyle bu barınaklara getirilen hayvanların kısa sürede öldüğünü ve çok yüksek miktarda öldüğünü de görüyoruz. Bu aslında çok önemli bir skandaldır. Ben tekrar bu konuyu gündem ediyorum. Bu hayvanlar değersiz varlıklar değildir. Onlar bu dünyada bizimle beraber yaşayan canlılardır ve bize emanettirler. Onları korumak, onların sağlıklarını sağlamak bizlerin görevidir. Bana bakın gelen bir iletide ne deniyor? Onu size aktarmak isterim. Bir hayvan dostunun bize aktardığı iletiyi size okumak isterim değerli arkadaşlar. Diyor ki, ben Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'nda ormanlık alanlar OSB'de bulunan sokak hayvanlarını beslemekteyim. Kocaeli genelinde tüm ilçelerde ağır hasta, kırıklı ve yasaklı ırkların hepsi Kandıra barınağına gönderilmektedir. Burada belli padoklar ziyarete açık, diğer yerler kapalıdır. Buraya haftada 10'a yakın yasaklı ırk tabir edilen can girmektedir. Ancak burada sayı 20-45 arasına asla geçmemektedir. Neden? Çünkü bu hayvanlar oralara alındıktan bir müddet sonra, kısa süre sonra hayatını kaybetmektedir. %15-20 oranında buralarda ölüm vakası olduğunu konunun uzmanları bize aktarıyorlar. Yine devam ediyoruz. Bu canların hastalandıkları, ailelerini özledikleri için yaşamayı reddettikleri, kısırlaştırma sırasında anesteziye alerjisi olduğu için öldükleri, kaçmaya çalışırken kafes tellerinde boğuldukları, aralarında çıkan kavgalarda öldükleri gibi nedenler sunulmaktadır. Burası yasaklı tabir edilen canlar için uygun koşulları taşımamaktadır. Bu canların çoğu çok uyumlu, ailenin yanında yetişmiş canlardır. Yasaklı ırk kavramının kaldırılması, bu canların ömür boyu kafeslerde olmaması, ailelerinden alınmaması, sahipsiz olanların da kurulacak komisyonla saldırgan olmayanların sahiplendirilmesi isteğimizdir. Yasaklı ırk kavramını biraz aşmaya çalışayım değerli arkadaşlar. Hani böyle pitbull gibi bazı köpekler insanlara zarar verecek diye oralara getiriliyorlar. Aslında bu hayvanların bakımı ve terbiyesi dışarıda iyi yapılacak olsa saldırgan olmayacakları ve buralara getirilmeyecekleri beyan ediliyor uzmanlar tarafından. Ama bu hayvanlar sanki buraya mahkummuş gibi, bu hapishanelerde kalmaya zorunluymuş gibi getiriliyorlar ve kısa sürede kendisini kilitleyen hayvanlar yaşamdan kopmakta ve ölmektedirler. Yine bu hayvan hakları savunucusu bize şunları aktarıyor. Saldırgan olup orada olan canlar içinse sadece yasaklı ırklar değil, uygun koşullar sağlanması, yıllardır olan kayıplar göz önüne alınarak şartların düzeltilmesi gerekir. Çoğunlukla insanlar hayvan barınaklarında kırıkların tedavi edildiğini sanıyor ve ayağı kırılan hayvanlar buralara gönderiliyor. Geçen hafta da belirttiğimiz gibi Kandıra hayvan barınağına gönderilen bir kedi daha sonra sahibi tarafından öldüğü yönündeki beyanla bulunmuştur ve hatta cenazesini dahi bulamamıştır sahibi, çünkü cenazenin yakıldığı söylenmiştir. Demek ki ayağı kırık olan hayvanların hayvan barınağına gitmesi meselesinde çok büyük bir sıkıntı var. Çünkü bu konunun uzmanı olan kişi diyor ki, kırık ameliyatları yapılamamasına rağmen tüm ilçelerdeki kırıklı hastalar, platin gerekli durumlarda gelen hastaların durumları ne olmaktadır diye soruyor. Buraya ilk gelen tüm köpekler, yavrular, hastalar, emziren anneler hep bir araya konulmakta, müşahede kafesleri adı altında. Buradaki bekleme sürecinde bulaşıcı hastalığı olanlar diğerlerine de bulaştırmaktadır. Tahlil için kitler bulunmadığından hastalıklar da teşhis konulması imkansız hale gelmekte. Müşahede alanında bekletilen tüm yavrular, bağışıklığı tüm düşük canların hepsi kaybedilmektedir. Yavrular arasında bulaşıcı hastalıklar çok yaygındır.
Değerli arkadaşlar, normalde Avrupa'da bir odada en fazla iki hayvanın bulunduğunu biliyoruz. Ama bizim Türkiye'deki barınaklara baktığımızda bir odada belki yüzlerce hayvanın bulunduğu, işte hastalığı olanla olmayanın bir arada bulunduğu ve hastalığı olmayanın da hastalandığını görüyoruz. O yüzden hayvan barınağında güya sağlık bulması için götürülen hayvanlar maalesef orada ölümle karşılaşmaktadır. Aşıları da olmadığından bir arada olmaları aralarında tek bir hasta dahi olsa hepsine bulaşması demektir, diyor uzmanımız. Barınak ortamı yavrular için uygun değildir. Ve barınakların ziyaretlerinde yine skandal olaylar var. Çok ağır hasta olanların dahi hiçbirine gerekli müdahalelerin yapılmadığı iddia ediliyor. Ziyaretimizde yemeden kesilmiş olan hiçbir hastada damar yolu göremedik, diyor uzmanlar. Buraya gelen canlar kaderlerine terk edilmekte. Gönüllüler burada olmadıkça, gerekli kurumlar tarafından denetlemeler gereğince yapılmadıkça şartlar düzelmeyecektir, diyor konunun uzmanları. Ve Kandıra Hayvan Barınağı'nın bir ölüm kampı olduğunu söylemektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı da bundan eksik değildir. Maalesef o da hem video görüntüleri hem fotoğraflarını sergiliyoruz. Son derece vahim görüntülerle hayvanların ölümüne yol açan yerlerdir. Sanırım yetkililer orada hayvanlarla uğraşmak yerine ölümlerini bekleyerek onlardan kurtulmayı tercih etmektedir. Bunlar son derece üzücü hadiselerdir. Kabul edebileceğimiz şeyler değildir değerli arkadaşlar. Tüm insanlığın dikkatini buna çekmek istiyorum. Bu ülkedeki, bu topraklardaki tüm canlılar, cansızlar, tarihi varlıklar, kültürel miraslar hepimizin koruması gereken şeylerdir değerli arkadaşlar. Bakın size bir başka önemli olayla ilgili bir fotoğraf göstereceğim. Şu gördüğünüz fotoğraf neresidir? Hepimiz biliyoruz. Tarihi İstanbul'daki Galata Kulesi'dir. Fakat bu Galata Kulesi'nde geçen gün ne oldu biliyor musunuz? İşte şu gördüğünüz restorasyon çalışması yapıldı. Belediye bir şirkete vermiş. Onlar da Galata Kulesi'nde güya restorasyon çalışması yapıyor ama hiltiyle Galata Kulesi'nin dibine dalmışlar. Yanlış duymuyorsunuz. Hiltiyle Galata Kulesi'nin dibine dalmış güya sıva tamiratı yapacak. O olmaması gereken bir işi yapıyor. Demek ki hani hiltiyle bunu yapmak işçilikten de kurtulma anlamında bir girişim. O yüzden daha kolay olanı tercih etmişler. Belediye başkanlığı bir açıklama yaptı. Biz firmayı uyaracağız diye, ama şu fotoğraflar kamuoyuna yansımasa kim kime dumduma, kimsenin umurunda değil ve firmada istediği gibi kolay ve ucuz bir işçilikle tarihi yapıyı böyle tahrip edebilecekti ve ettiği kadar da etmiş zaten. Başka, sadece burası değil ki değerli arkadaşlar. Kamuoyu tepki gösterince cevap veren bir belediye var ama biz bu iktidarın doğal varlıkları, kültürel mirası nasıl katlettiğini çok iyi biliyoruz. Hasankeyf'i boğan elleri, Salda'nın inci kumuna kamyon sokan elleri, Şile Kalesi'ni Sünger Bob'a çeviren elleri, Karadeniz'in Allah'ın çizdiği rotasını beğenmeyip kanal projesi çizen ellerini, Sultanahmet'in silüetini yok eden elleri, Dipsiz Göl'ü kurutan elleri, Kaz Dağları'nı tıraşlayıp kel yapan elleri çok iyi biliyoruz. İstanbul'da tarihi Fikirtepe'ye o korkunç ve biçimsiz gökdelenleri diken elleri çok iyi biliyoruz. Bütün bunlarla nasıl bir rant uğruna bu toprakları katlettiklerini, doğal varlıkları ve kültürel mirası yok ettiklerini çok iyi biliyoruz. Çünkü bütün bu varlıklara rant amacıyla yaklaşan bir iktidarın olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz değerli arkadaşlar. Ben size bir de Batman'daki bir tecavüz olayıyla ilgili konuyla devam edeceğim. Batman'ın Beşiri ilçesinde 18 yaşındaki İE isimli bir kadın geçtiğimiz günlerde intihar etti. Ve intiharının sebebi olarak bir uzman çavuşun kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü ve intiharından önce bir mektup yazdı. Mektup burada. Bakın, mektubu okudum. İE mektubunda uzman çavuş Musa Orhan'ın kendisini kandırdığını,
tecavüz ettiğini ve daha sonra tehdit ettiğini, ben kendimi kurtarırım, sen kendine bak, sesini çıkarma dediğini ve daha sonra da İE'nin karnına silahı dayayarak ateşlediğini öğreniyoruz. Konuyu araştırdım, Batman Barosu'ndan ve gazetecilerden konu hakkında bilgiler almaya çalıştım. Bu olayın vahim tarafları var, gazeteci arkadaşlar açısından vahim tarafları var. Bu olay haberleştirildi, bakın, çünkü kamuoyuna yansımış bir olay. İntihar mektubu var, olay ortada, ailenin feryatları var. Bu olayı haberleştiren bir Batmanlı gazeteci İdris Yayla. Onun hakkında soruşturma başlatıldı. Yani mesleğini yaptığı için hakkında soruşturma başlatılan bir gazeteciyle karşı karşıyayız. Olay ortada, iddialar ortada. Peki bu olay sonrasında uzman çavuş Musa Orhan hakkında idari ve adli bir işlem yapılmış mıdır arkadaşlar? Hayır, o da yapılmamıştır. Herhangi bir işlem olmadığını biliyoruz. Görevine devam eden bir insan var. Açığa alınma durumu da yok ve olacak gibi değil. Bu mesele nereye varacak anlamak mümkün değil. Çünkü oldukça ağır iddialar var ve önemli bir kurumda çalışan bir kişi hakkında oldukça ağır iddialar var. İE'nin annesi feryat ediyor ve ben bu adaleti kabul etmiyorum diyor. Canhıraş feryatları var ve adalet nerede diye soruyor. Benim çocuğumun canına kim katletti, kendine kıymasına kim neden oldu, neden soruşturulmuyor diye soruyor. Adalet duygusunu yok etmeyin değerli arkadaşlar. Kurumlar, kişiler için adalet duygusunu yerle bir etmeyin. Adalet isteğini yok etmeyin. Bunları iktidara söylüyorum ve kabul edilecek bir durum olmadığını söylüyorum. Biz bir olayın takipçisi olacağız. Batman'daki bu konuyu yakından takip ediyorum. Batmanlı bu genç kız gerçekten bir adaletle bu sonuçlanacak bir sonuç bulmalıdır. Çünkü onun bir hayatıyla ilgili protestosu vardır ortada ve aydınlatılmayan bir olay vardır. Eğer ki yetkililer, bazı görevlileri, işte çalıştıkları kurum veya kişinin bir takım özellikleri nedeniyle koruma altına almışlarsa, bu kabul edilebilecek bir davranış değildir. Ülkedeki son adalet kırıntılarının da yerle bir edilmesi anlamındadır. Biz konu hakkında ayrıntılı açıklama yapılmasını bekliyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'nın konu hakkında bir açıklama yaptığını duymadım. Açıklama bekliyoruz. Olay nedir, ne değildir? Bu konuda bir an evvel Milli Savunma Bakanlığı açıklama yapmalıdır. Değerli arkadaşlar, bir başka konumuz da COVID sürecinde insan hakları savunucularına yönelik baskılardır. Biz COVID sürecinde Mart ayından beri infaz indirim yasasına siyasi mahpusların, düşünce suçlularının da dahil edilmesi gerektiğini çok söyledik. Ama maalesef düşmanca bir hisle düşünce suçluları infaz indirimine dahil edilmediler. Uluslararası Af Örgütü araştırmacısı Liza Marakani'nin bir açıklaması var. Tüm dünyadaki 46 ülkeyi incelemişler ve tüm dünyada insan hakları savunucularının COVID salgını sırasında cezalandırıldıklarını ve ölüme terk edildiklerini söylüyor. Uluslararası Af Örgütü İnsan Hakları Savunucuları araştırmacısı Liza Marakani şunu diyor: COVID-19 haksız yere cezaevinde tutulan insan hakları savunucuları için fazladan bir cezalandırma oldu ve tacizlerin, yargılamaların, hatta öldürmelerin bahanesi oldu diyor. Ağır cümleler söylüyor. Türkiye'de temelsiz suçlamalarla tutuklu yargılanan gazeteciler var, hukukçular var ve hükümetin Nisan ayından bu yana 100 binin üzerinde kişi tahliye etmesine rağmen düşünce suçlarını cezaevinde tuttuğunu, ölüme terk ettiğini çok iyi biliyoruz. Türkiye hükümeti pandemiden çok eleştiriden korkuyor değerli arkadaşlar. Yeter ki birileri kendisini eleştirmesin, ben bunun için her şeyi yaparım, insanları yaşlı, hasta cezaevinde tutarım diyen bir anlayış var karşımızda. Uluslararası Af Örgütü bütün bunları belgeliyor ve tüm dünyada bu nedenle 131 tanınan insan hakları savunucusunun cezaevlerinde olduğunu söylüyor. Türkiye'de bunlar kimlerdir?
Türkiye cezaevlerinde tanınmış siyasetçi eski eşkıya başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş, Gülten Kışanak eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanımız ve vekilimiz, yine çok değerli yazar Ahmet Altan ve çok değerli sivil toplum aktivisti Osman Kavala pandemi döneminde cezaevinde ısrarla hukuksuz bir şekilde tutulmaya devam edilen, siyasi bir şekilde tutulmaya devam edilen siyasetçiler ve sivil toplum aktivistleridir. Liza Marakani devletlerin insan hakları alanında alan açmak yerine muhalif olduğu varsayılan kişileri susturmak için zarar veren uygulamalara giriştiklerini söylüyor ve devletleri eleştiriyor. Sadece Türkiye'yi değil, 46 ülkedeki antidemokratik uygulamaları eleştiriyor. Hindistan, Mısır, Kolombiya, İran, Azerbaycan, bunların arasında Zimbabwe, Tunus, Fas, Nijer, Angola yine bunların arasında. Maalesef Türkiye'nin ismi bu ülkeler arasında geçiyor. Yani Türkiye Afrika Ligi'nde, 3. Dünya Ligi'nde değerli arkadaşlar, Türkiye'de bu tür pandemiyi fırsat bilerek insan hakları savunucularını susturma girişimi yapan ülkeler arasında. Bu krizi insan hakları savunucularına saldırmak için suistimal eden hükümetler yakından izlendiklerini bilsinler diyor insan hakları savunucusu, Uluslararası Af Örgütü temsilcisi Liza Marakani. Evet, biz de bunun peşini bırakmıyoruz ve insan hakları savunucularını yalnız bırakmıyoruz. Nuriye Gülmenleri, Melek Çetinkayaları, Acun Karadağları da yalnız bırakmadığımız gibi sembol şahsiyetleri de her basın toplantımızda anarak onları unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı da yine söylüyoruz değerli arkadaşlar. Bugünlerde cezaevlerinden feryatlar çok yükseliyor. Neden? Çünkü insanların cezaları dolduğu halde cezaevlerinden tahliye edilmediği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Neden? Denetimli serbestlik süresi geldiği halde Yargıtay karar vermediği için insanlar cezaevinde tutuluyor. Yani Yargıtay olumlu veya olumsuz bir karar vermiyor. İnsanlar cezaevinden çıkmak için temyiz hakkından vazgeçiyor. Temyiz dilekçesini iptal ediyor. Ey Yargıtay, tamam, beni zulmen bekletiyorsun, tamam vazgeçiyorum temyiz hakkımdan diyor ve cezaevinden ancak o şekilde çıkabiliyor. Veyahut da temyiz hakkından vazgeçmiyorsa Yargıtay onu aylarca bekletiyor. 3 ay, 4 ay, 5 aydır bekleyen insanlar var hakkında karar verilmediği için. Ayrıca cezaevlerinin gözlem kurulları da ayrı bir zulüm aygıtı haline gelmiş. İnsanların denetimli serbestliğe çıkış hakları geldiği halde yasada olmayan, yönetmelikte olmayan abuk subuk gerekçelerle, dayatmalarla kişiyi cezaevinden çıkarmama kararı alıyorlar. Biz bunların siyasi kararlar olduğunu düşünüyoruz. Eski gazeteci Habib Güler mecliste çalışmıştı. Gazeteci arkadaşlarımız hatırlar. 4 yıldır cezaevinde ve 3 yıldır denetimli serbestliğe çıkması gerektiği halde maalesef Habib Güler de denetimli serbestliğe çıkamıyor. Gazeteci olsun, sıradan bir mahpus olsun, tüm herkesin hakkı çok önemlidir. Ama gazeteciler bir de medya özgürlüğü alanında önemli isimler olduğu için artı olarak bir önem arz ediyor değerli arkadaşlar. Biz bu denetimli serbestlikle ilgili Yargıtay'ın haksız bekletme olayını ve cezaevi gözlem kurullarının keyfi siyasi kararlarının bir an evvel bitmesini, insanların yıllarca yattıkları cezaevlerinden artık çıkması gerektiğini, haklarına ulaşması gerektiğini söylüyoruz. Biz kötü muamele ve işkence vakalarını çok söylüyoruz değerli arkadaşlar. İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Hakkari'deki bir işkence olayı hakkında açıklama yapmıştı ve Hakkari'de köylülerin darp edilmesiyle ilgili bir olayı hatırlatmıştı. Hepimiz onu hatırlıyoruz. Köylüler polis tarafından aşırı bir şekilde darp edilmişti ve görüntüleri medyaya yansımıştı. O sırada Hakkari Valiliği nasıl açıklama yapmış? Ben size bunu hatırlatmak isterim. Biz balık hafızalı değiliz. Olaylar üzerinden yıllar geçtikten sonra o olay hakkında polisler bir şekilde hani olması gerektiği kadarıyla olmasa da en azından para cezasına çarptırılarak çok hafif de olsa cezalandırıldığını biliyoruz. Ama olay olduğu anda kamuoyu tepkisine karşı Hakkari Valiliği nasıl açıklama yapmış biliyor musunuz? Bakın yıllar öncesine dönüyoruz ve Hakkari Valiliği'nin açıklamasına bakıyoruz.
Bazı haber ajanslarında ve sosyal medyada güvenlik güçlerinin vatandaşlarımıza işkence yaptığı yönündeki haberler tamamen asılsızdır ve terör örgütünün propagandasını yapma maksadını taşımaktadır demiş. Şimdi değerli arkadaşlar, bakın daha sonrasında bu olay hakkında bir polis cezalandırılmış ama dakika bir Hakkari Valiliği hiçbir şey yoktur açıklaması yapmış. Nasıl birbiriyle çelişen durumlar? İşte biz bunları belgeliyoruz. Daha sonra tüm insan hakları kuruluşlarının raporlarına giren Hakkari'deki bu olay sırasında Hakkari Valiliği'nin yaptığı bu açıklama da ibretamiz bir şekilde hatırlamamız gereken bir açıklama olarak sizlere sunduğumuz bir açıklamadır. Değerli arkadaşlar, sıcak yaz günlerindeyiz ve gerçekten tarımla ilgili önemli sıkıntıların yaşandığı bir ülkedeyiz. İktidar politikaları tarım ve hayvancılığın büyük düşüşe geçtiği politikalardır. İktidar böyle politikalar üretmiştir ve ülkede şu anda tarım ve hayvancılık dip yapmış durumdadır. Ve bakanlık geçtiğimiz günlerde bir rapor yayınladı. Ben bu raporu önemli buluyorum. Raporu gündemime almak ve raporun uygulanması gerektiğini söylemek istiyorum. Tarım Orman Bakanlığı raporunda diyor ki daha sıcak ve az yağışlı iklim koşulları görülecek bundan sonra. Kuraklık şiddetinde artış olacak. Zaten şu ana kadar tarım konusunda çok kötü bir performansı olan bakanlık meteorolojiden sanırım aldığı verilerle bir kuraklığın geldiğini söylüyor. O zaman demek ki daha kötü tarım yılları bizi bekliyor. Peki yapılması gerekenleri söylemiş, bakalım yapacak mı? Bir onlara bakalım. 30 yıla kadar gıda fiyatlarında %85'e varan artışlar olabilir diyor bakanlık. Ve ulusal anlamda bu konunun çok ciddi olduğunu söylüyor. Türkiye'mizde 10 ve 20 senenin tarım politikaları belirlenirken 2-3 derece sıcaklık artışı ve bu artışın iklim üzerine yaratacağı etkiler varsayım senaryosu olarak ele alınmalı ve politikalar belirlenmelidir diyor. Bakanlık bunu açıklıyor. Bu ne kadar fiiliyata geçecek? Bunun takipçisi olacağız. Bakın açıklamalar önemli. Onlara bir şey demiyorum ve önemli buluyorum. Ama bunlar ne kadar fiiliyata geçecek? Ona da söz veriyoruz. Biz de bunun takipçisi olacağız. Bakanlık diyor ki tarımın olumlu etkilenmesi için yapılabilecek uygulamalar arasında yağmur hasadı kullanılmalı, tasarruflu su kullanımı, doğrudan ekim yöntemi, rüzgar perdesi uygulanmalı, gübreleme, arazi toplulaştırma, organik tarım, biyoenerji kaynakları da uygulamalar arasında olmalı diyor. İklim değişikliğinin etkilerine hazırlıklı olmak için tarımda iklim değişikliğine uyum seferberliği olmalı diyor. İklim değişikliğine uyum fonu acilen oluşturulmalı. Düşük gelirli çiftçilere iklim değişikliğine uyum destekleri sağlanmalı. Doğrudan ekim uygulamaları yaygınlaştırılmalı diyor. Bunlar önemli. Yine devam ediyor. %100 basınçlı sulamaya geçilmeli ve iklim bazlı dinamik tarımsal sigorta yaygınlaştırılmalı diyor bakanlık. Demek ki suyun tasarruflu kullanılması, iklim değişikliğine uyumla ilgili hem iktidarın hem de halkın bilinçlendirilmesi, doğrudan ekim uygulamaları, gübreleme ve arazi toplulaştırma konusunda bilinçli tavırlar, bunlar çok önemli. Bu uygulamaların yapılması gerekiyor. Bakanlığın hatırlatmaları önemli ama ne dereceye yapılıyor ve yapılacak? Bunları da biz takip edeceğiz değerli arkadaşlar. Yine bir başka konumuz cezaevleri. Cezaevlerinden çok üzücü haberler alıyorum. Bir milletvekili olarak bunları da o zindanların dibinden, o kuyuların dibinden bize ulaşmaya çalışan insanların seslerini sizlere ileterek yapmaya çalışacağım. Bakın son 5-6 cezaevinden örnekler vereyim size. Manisa cezaevinden Zeynep Çelik mesela bize ulaştı. Kronik bir behçet hastalığı olduğu ki çok ağır komplikasyonları olan, beyin ve göz komplikasyonları olan bir hastalıktır. Bağırsak hastalığı, kadın hastalıkları, depresyon hastalıkları, hemoroid ve benzeri çok hastalığının olduğunu beyan ediyor ama hastaneye gidemediğini söylüyor. Covid nedeniyle sağlık sevklerinin çok kısıtlandığını ve hastaneye gidemediğini söylüyor. Düşünün, çok ciddi hastalığı olan bir insan, hastalığı ilerliyor, komplikasyonlar gelişiyor ve bu kişi halen hastaneye gidemiyor. Cezaevi görevlilerine de hatırlattık. Savcı Bey ile de görüştüm. Bu kişinin bir an evvel sağlık
hizmetinden faydalanması gerekiyor. Buradan da meclisten de bunu hatırlatıyorum. Konunun takipçisi olacağımızı söylüyoruz. Bize cezaevinden gelen mektuplar çok hüzünlü ve çok ağır ihlalli bir tabloyu bize anlatıyor. Devam ediyorum. Isparta cezaevinden Cüneyt Gül. Cüneyt Gül ayakta sayımı reddettiği için 7 infaz koruma memuru tarafından darp edilen bir Kürt mahpus. O denli ağır bir şekilde darp edilmiş ki avukatıyla görüştüm. Sayın avukatı, ihade temsilcisi Özgür Yakut'la. Kendisi mahpusun ellerini ve ayaklarını kullanamayacak derecede darp edildiğini söylüyor ve cezaevinde herhangi idari ve adli bir işlem başlatılmış değil bu konu hakkında. Tek kişilik hücrede kalıyor bu insan. Darp edilmiş bir durumda ve çaresiz bir durumda. İnsanların özgürlüğünü ellerinden alabilirsiniz ama onları ağır bir şekilde ihlallerle dolu cezalandırmalara tabi tutamazsınız. Yine Çanakkale cezaevinde 6 kişilik koğuşlarda 18 kişinin yattığı bize bildiriliyor. Yemeklerin kötü olduğu, etlerin az olduğu, kötü ve kalitesiz olduğu bildiriliyor. Bu sıcaklarda düşünün, 6 kişilik koğuşlarda 18 kişi kaldığınızı ve sosyal mesafenin ne olduğunu siz söyleyin. Biz cezaevlerini aradığımızda bu konuda yapacak bir şeyimiz yok diyor görevliler. Çünkü cezaevlerin hali ortada. Tepe tepe insanlar doldurulmuş, istiflenmiş bir halde. Biz de bunları eleştirerek kamuoyuna iletiyoruz ve olmaması gerektiğini söylüyoruz. Yine Çorum cezaevinden aldığımız haberler üzücü. Elektrik ve suyun kısıtlı olduğunu, yemeklerin çok kötü olduğunu, kahvaltı ve diğer yemeklerde son derece kalitesiz ürünlerle yemekler verildiğini öğreniyoruz. Bunlar neden böyle oluyor? Ardında başka bir şeyler mi var? Hepsi tüm cezaevlerinde kapasitenin üstünde insan olduğunu biliyoruz. O kapasiteye göre gelen paranın kapasite üstü mahpuslara harcanmasında mı sıkıntılar var yoksa suistimal mi var, bunları bilemiyoruz ama bunları kamuoyuna deklare ediyoruz. Yine Osmaniye cezaevinde birçok mahpusun siyasi gerekçelerle sağlık haklarından men edildiğini de biliyoruz ve cezaevi yönetimleri bu konuda açıklama yapmamakta direniyorlar. Cezaevi yönetimlerini mahpusların siyasi hükümlülükleri nedeniyle, o nedensel gerekçelerle değerlendirmesini ve bundan dolayı cezalandırılmasını eleştiriyoruz, kınıyoruz. Olmaması gerekir. İnsana insan gibi davranması ve ayrımcılık yapılmaması gerekir diyoruz. Osmaniye cezaevi bu noktada sabıkalı bir cezaevidir. Daha öncesinde aylarca uğraştığımız bir hasta mahpusun maalesef yeterli tedaviye ulaşamaması sonrasında hayatını kaybettiği bir cezaevidir Osmaniye cezaevi. O yüzden yetkilileri tekrar uyarıyoruz. Yeni ölümler mi olsun istiyorsunuz? Eski ölümlerin hesabını veremediniz diyoruz Osmaniye cezaevi yetkililerine. Yine Bafra cezaevinde Şeyhimiz Koç'un da açlık grevinde olduğu duyumları var. Bu konuda cezaevinden de açıklama bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, cezaevlerindeki bu uygulamaları eleştirirken maalesef inanılmaz cezaevi uygulamaları olduğunu da duyuyoruz. Mesela Antalya L tipi kapalı ceza infaz kurumunda ne olmuş biliyor musunuz? Cezaevi müdürü bir hükümlüyü bir avukatla kayıt dışı bir şekilde görüştürmüş. Bunu ben söylemiyorum. Cezaevinin ikinci müdürü bunu şikayet etmiş. Bakın, bizim bildiğimiz bir vaka da değil. Cezaevinin müdürü bir mahpusu, belki işte bir çıkarı olan bir avukatla, cezaevinin eski savcısıyla kayıt dışı bir şekilde görüştürmüş. Cezaevine bu avukat girerken herhangi bir taramadan geçmemiş. Daha sonra diğer müdür bu kişiyi şikayet ediyor ve cezaevi müdürü Tuncay Avanaş hakkında soruşturmaya gerek olmadığına karar veriliyor. Nasıl olmaz? Çünkü hani hukuksuz bir işlem yapılmış ama soruşturma yapılmamış. Neden o yapılmamış? Bakın, nedeni de bu. Gerekçede deniliyor ki söz konusu eylem sabittir ama herhangi bir kişinin mağduriyetine sebep vermemiştir. O yüzden soruşturma açılmasına gerek yoktur. Değerli arkadaşlar, hani hukuksuz bir işlem birisine zarar vermediği için
soruşturmaya gerek yoktur diyerek nasıl kurtulabilirsiniz ya? İstediğiniz gibi cezaevlerinde hukuksuz işlem yapın, mahpusa zulmedin, istediğiniz avukatı kayıt dışı bir şekilde mahpusla görüştürün, bunu birileri şikayet etsin ve birileri de bu olayı kapatsın, sümen altı etsin. Ne kadar güzel. Bakın Türkiye tablosu böyle. Bunlar bizim iddialarımız değil çünkü apaçık artık bunlar ayan beyan ortaya çıkmış. Kamuoyuna da yansımış olaylar ve oradaki görevliler tarafından bunlar şikayet edilmiş. Aynı cezaevinde daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iş insanı Fethat Tam İnce'nin avukatı Ahmet Kürşat Köhle, Antalya Başsavcı Vekili Gürkan Kütük'ün de aralarında bulunduğu 5 kişiyle birlikte adli bir mahkumu kayıt dışı ziyaret etmiş ve görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Avukatlık kanununda yer alan 48. maddeye göre verilen bir ücret yahut çıkar karşısında avukata iş getirmeye aracılık eden memurlar en az 1 yıl hapis cezasına çarptırılır diyor aslında. Ama işte Türkiye'de bu işin üstü örtülüyor. Yine 8 insan Hakları Derneği'nin yapmış olduğu bir açıklama var. Bizim de aylardır, yıllardır altını çizdiğimiz bir husus. Cezaevlerinde mahpusların diş tedavisine ulaşamaması hususu. Pandemi dolayısıyla diş tedavileri zaten kısıldı, çok azaltıldı. Ama insanlar öncesinde 5-6 ayı bulan diş tedavisine ulaşamamayı yaşıyordu. Şimdi daha da uzadı ve insanlar dişleri çürüyerek ve iltihaplı bir şekilde cezaevlerinde kalmak zorunda şu anda. Olacak işler değil. Bakın 8 İnsan Hakları Örgütü'nün yaptığı açıklamayı sunuyorum ve bunun altına ben de imza atıyorum. Ağız diş sağlığı kuruluşları ve diş hekimliği fakültelerinin mahpuslara gecikmeden hizmet verebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalı ve hapishane koşullarında gerçekleştirilemeyen muayene ve tedavileri için mahpusların ertelenmeden diğer sağlık kurumlarına sevk edilmesi sağlanmalı diyor. Yine artan ağız diş sağlığı hizmetine erişim zorluğunun daha ciddi sağlık sorunlarına yol açmadan yukarıda ifade ettiğimiz çözümlere kavuşması gerektiği hususunun altı çiziliyor. Bunları biz de önemli buluyoruz. Cezaevlerinde çok zor durumda sevk bekleyen hastalar var. En ağır hastalar bile bakın aylarca cezaevine gidemiyor. Kanserli hastalar, az evvel bahsettiğimiz Zeynep Çelik Manisa cezaevinde aylardır çok ciddi komplikasyonlara rağmen hastaneye ulaşamıyor ve bunun yanı sıra ağız diş sağlığı ile ilgili sorunlar da artarak devam ediyor. Bakın size bir başka konu hakkında bir fotoğraf göstereceğim. Şu fotoğrafı herhalde sizler de hatırlarsınız. Pamukkale Üniversitesi rektörünün fotoğrafı. Rektör eşini de işe almış ve böyle gayet ahbap çavuş ilişkileri içinde üniversiteler yönetiliyor. OHAL döneminde biz bunu çok gördük. Gerçek bilim insanları üniversitelerden uzaklaştırıldı. İktidara ram olmuş, boyun eğmiş ve ona sevdalı akademisyenler üniversitelerde görev yapmaya başladı. Ve ahbap çavuş ilişkileriyle eşi, çocuğu, yengesi, amcası, teyzesi derken tüm akrabai taallukatını üniversiteye dolduran görevlilerle karşılaştık. Pamukkale Üniversitesi'nin personel daire başkanlığı kadrosu için kriterlerin tamamının eşine işaret ettiğinin ortaya çıkmasıyla görevden uzaklaştırılan rektör Hasan Bağ'ın halini görüyorsunuz. Eşi için kriter oluşturmuş. Utanç verici işler. Ardından yine Batman Üniversitesi'nde de böyle bir olay çıktı. Rektör Aydın Durmuş eşini ve oğlunu üniversite öğretim görevlisi olarak almış. Başka üniversitelerde de var. Sadece orada değil. Bakın Karadeniz Üniversitesi'nde aynı hadiseler var. Rektörün kızlarından ikisi ve damadı yine. Her taraflara gelmişler. Çeşitli görevlerdeler. Gaziantep Üniversitesi'nde yine yöneticilerin eşleri ve öğretim görevlisi olarak aynı üniversitede görev yapıyor birçok akrabalar. 18 Mart Üniversitesi'nde yine Rektör Profesör Doktor Yücel Acer'in eşi Aysun Acer, Sağlık Kültür Spor ve Daire Başkanlığı'na memur olarak atanmış. Genel Sekreter Sami Yılmaz'ın kızı Behiye Yılmaz da Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde araştırma görevlisi. Üniversitede yaklaşık 250 akademisyenin üniversite çatısı altında bir akrabası bulunuyormuş. Yani üniversiteye bir akademisyen olarak girdiniz mi işler kolay değerli arkadaşlar. Bir yakınınızı çok çabuk ve rahat bir şekilde üniversiteye alabiliyorsunuz.
Mersin Üniversitesi'nde rektör Ahmet Çamsarı'nın yeğeni yine Sena Karakuş Eğitim Fakültesi'nde görev yapıyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğretim üyesi doçent doktor Osman Alacahan'ın oğlu Ömer Faruk Alacahan rektörlüğe uzman olarak atanmış. Saymakla bitmiyor. Çorum Hitit Üniversitesi, Dumlupınar, diğer bölümler. Bakın son gelen haber de, bakın size belgesini de göstereceğim. İnönü Üniversitesi'nde kişiye göre kriter belirleniyor arkadaşlar. Bakın İnönü Üniversitesi'nde bu olmuş. Daha yeni, dün olmuş. İnönü Üniversitesi Karaciğer Anabilim Dalı Yüksek Lisansı için. Bakın ne diyor? Karaciğer Nakli Anabilim Dalı Transplantasyon Koordinatörlüğü için ne gerekiyormuş? Yüksek lisans giriş koşulları diyor, İlahiyat Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi lisans mezunları katılabilir. Demek ki birisinin İlahiyat Fakültesi mezunu bir tanıdığı var. Yani karaciğer transplantasyonu için İlahiyat Fakültesi mezunu nasıl gerekli bilemiyoruz ama demek ki birisinin yakını, böyle bir kriter oluşturulmuş. Bunlar utanç verici hadiseler. Bir de bunları din adına yapmazlar mı? Dini görüntü yaparak yapmazlar mı? Dine en büyük zarar verdiklerini apaçık göstermektedirler. İnsanları dinden soğutmakta ve dini bu kadar ağır bir şekilde istismar ettiklerini göstermektedirler. Biz ise bu tür istismarlara şiddetle karşıyız. Dine karşı dinin kullanılmasını ve dinsel görüntülerin kullanılmasını şiddetle eleştiriyoruz ve reddediyoruz. Bunların karşısında biz gerçekten dini hassasiyeti sahip olan insanlar olarak karşı duracağımızı da söylüyoruz. Değerli arkadaşlar, yine bir başka önemli konu Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir kararla ilgilidir. Biliyorsunuz kanun hükmünde kararnamelerle adeta bir soykırım yaşatılmıştır. Yüz binlerce kişi haksız hukuksuz işinden ihraç edilmiştir. Aralarından bir meslek grubu da 10 bine yakın sayısıyla KHK'lı hukukçulardır. KHK'lı hukukçuların avukat bürosu açmalarının önüne geçilmektedir. Ve adeta onların yaşamalarının önüne geçilmektedir. Çünkü bu insanlar yıllarca 30-40 yıl bu eğitimi almıştır. Başka bir şey bilmemektedir ama avukatlık yapmalarının önüne geçilmektedir. Anayasa Mahkemesi bu konuda aldığı kararlar var. Kişi mahkumiyet alsa bile kişinin haklarının ihlal edilmemesi gerektiğini söylüyor ve bir takım suçlardan mahkum olanların belirli meslekleri ve görevleri sürekli olarak icra edememeleri, işledikleri suçlara göre adaletli ve eylemle orantılı olmayan ölçüsüz bir hak yoksunluğuna yol açması nedeniyle anayasanın ikinci maddesinde belirtilen hukuk devleti ilkesine aykırıdır, iptali gerekir demiş bir kararında. Hani bakın burada hakkında bir mahkumiyet olan kişiler hakkında bile böyle hayat boyu sürecek bir hak ihlalinin olmaması gerektiğini söylüyor Anayasa Mahkemesi. Ama KHK'lı hukukçular zaten diyor ki biz diyor takipsizlik almışız, beraat almışız. Hakkımızda bir soruşturma açılmamış, bize avukatlık hakkı verilmiyor. Anayasa Mahkemesi hakkında adli işlemler yapanların bile anayasal haklarının ayaklar altına alınmaması gerektiğini söylerken şu anda takipsizlik beraat alanların avukat olmasının halen önüne geçilmektedir değerli arkadaşlar. Yine bir başka kararda Bayhan ve Mahmutoğlu'nun başvurusunu karara bağlayan Anayasa Mahkemesi iki başvurucunun haklarının ihlal edildiğine karar verdi ve bu kişiler açılan davada beraat etmişti Bayhan. Mahmutoğlu hakkında da herhangi bir dava açılmamıştı ve illerinde avukatlık yapmak amacıyla baro levhasına yazılmışlardı. Ancak Adalet Bakanlığı buna itiraz etmişti ve dava sonucunda Adalet Bakanlığı'nın isteği gerçekleşmiş ve avukatlık baro levhasına yazılan ruhsatları iptal edilmişti. Anayasa Mahkemesi bu kararı iptal etmiş. İşte bütün bunlardan sonra yapılması gereken nedir? Artık Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyorum diyen idarecilerin utanması ve hukuka dönmesi gerekir. Öncelikle Anayasa Mahkemesi kararı, gerekçeli kararı bir an önce yayınlanmalı. İdari yargıda devam eden baro levhasına yazılma işlemine Adalet Bakanlığı'nın itiraz işlemleri bitmeli. Adalet Bakanlığı da bunlardan ders almalı.
KHK'lı hukukçular lehine veri karar verilerek hak ihlalinin uzamasının önüne geçilmeli. Adalet Bakanlığı bu tür engelleyici girişimlerden vazgeçmeli. Yine kişilerin avukatlık haklarının engellenmesi için yeni soruşturmalar açılmamalı. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararının biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almak üzere olduğu kararlar arifesinde olduğunu biliyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin etkin müracaat yolu olmaktan çıkaracağı aşamada Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı almasını da anlamlı olarak buluyoruz. Anayasa Mahkemesi AİHM'in kendisini devreden çıkarıcı bir hamlesini savuşturmak için bu kararı almış olabilir. Her ne şekilde olursa olsun bu karar adalet yönünde bir adımdır ve uygulanması gerekirdi diye düşünüyoruz değerli arkadaşlar. Evet, yine bir takım ihlallerle ilgili haberlerimize devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Türkiye'de anne baba mahpuslukların çok büyük dramlara yol açtığını hep söylüyorum. Dilek Özonur, Murat Özonur'un 3 çocuğu. Bakın anne baba mahpuslar acımasız bir şekilde tutuksuz yargılanabilecekken bu anne baba tutuklu yargılanıyor. Türkiye'de böyle öksüz yetim kalmış binlerce çocuk oldu o hal döneminde. Bu kişiler Manisa Turgutlu'dan anne ve baba tutuklu ve 3 kardeş bu 3 masuma 70 yaşındaki hasta anneanne bakıyor. Artık annelerinin gelmesi ve bu çocukların başında durması gerekir diyoruz. Bitmedi. Bakın Sehat Sarı 7,5 aylık hamile bir kadın. Bir çocuğu var. Karnında bir bebek var. Aksaray'da gözaltına alındı. Tutuklandı. Ankara Sincan cezaevinde doğum sıkıntıları yaşıyor. Kasılmalar, sancılar yaşıyor ve halen cezaevinde ve halen tahliye edilmiş değil. Biz yetkililere soruyoruz. Cezaevinde mi doğum yapsın bu kadınlar? Zaten o hal döneminde yüzlerce binlerce kadın cezaevlerinde hamile ve çocuklu halde bulundu. Büyük dramlar yaşandı ve halen bunları yaşatıyorsunuz. O halin 4. yılının oldukça kara bir tablosudur. Sehat Sarı'nın 7,5 aylık hamileyken Sincan cezaevinde olması, bir an evvel tahliye edilmesi gerektiğini söylüyorum. Bu sıcaklarda her dakikası stres dolu mahpuslukları yaşıyor bir hamile tutuklu anne. Evet, 6 ve 8 yaşında çocuklarımız var ama ben 22, eşim 46 aydır cezaevindeyim. Suçlu bile olsak fatura çocuklara kesilmemeli diyor bir anne. Ev hapsi niye olmuyor diyor Elif Güven isimindeki anne. Cezaevinde bayanların yaşadığını kimse yaşamamıştır. Evet, çok çileler yaşanmıştır ama bizim yaşadığımızı kimse yaşamamıştır diyor bu anne. 5 aydır göremediğim çocuklarımı görmek istiyorum diyor. Bandırma cezaevinden feryat eden Elif Güven. Yine Keskin cezaevinde avukat görüşleri hala sıkıntılı bir şekilde halen yapılmıyor ve evrak alışverişlerinde kısıtlamalar var. Hukuka aykırı olarak kapalı görüş şeklinde yapılan görüşlerde evrak kısıtlamaları var. Telefon konuşmaları idare memurlarınca dinleniyor diyor bir avukat. Kapalı görüşlerin bile baskı altında yapıldığını söylüyor avukatlar. Silivri Birnoğlu cezaevinde bakın ne oluyor. Birçok mahpustan bize bu yönde şikayet geliyor. Pandemi bahane edilerek tek kişilik hücrede kalan bir kişiye kitap verme konusunda sıkıntı çıkarılıyor. Tüm mahpuslara yaşatıldığı gibi düşünün, hücrede kalıyorsunuz. Ne televizyon var ne başka bir şey. Sadece kitap okumak istiyorsunuz. O kitap bile size verilmiyor. Zaten diyor yakını özgürlükleri elinden alındı. Görüşleri kısıtlı, havalandırma saatleri kısıtlı. Nefes alacakları tek yer kitapları ama onlar da verilmiyor. Bunlar 21. yüzyıl Türkiye'sinde yaşanıyor. Orta Çağ Bastil zindanlarında yaşanmıyor değerli arkadaşlar. Buradan anlaşılıyor ki Bastil zindanlarından farklı değil Türkiye 21. yüzyıl cezaevleri. Tavşanlı cezaevinde yine Covid vakaları var. Bakanlık yine açıklama yapmıyor. Bu süreç içinde birçok Covid vakasını ben açıkladım. Bakanlık yetkilileri hep sustu. Yani düşünün, koca bir bakanlık var. Covid vakalarını Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklıyor. Bakanlık yetkilileri daha sonradan
mırın kırın ederek evet diyor. Açıklama yapmamaya çalışıyor. Halen hangi cezaevinde kaç ölü var, kaç vaka var, resmi açıklamasını yapmadılar. Hepsinin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Tavşanlı cezaevinde 5-6 kişinin hastaneye kaldırıldığı da söyleniyor. Yine bir açıklama yok maalesef. Çünkü pandemiyi bahane olarak kullanan baskıcı bir iktidar var. Görüşte arefe günü verilen dilekçe işleme konmadığı için görüşe giden kardeşimi içeri almadılar diyor bir mahpus yakını. Görüş hakkı olan birini neden dilekçeye tabi tutarlar ve dilekçe olduğu halde neden zamanında işlerini yapmayıp Kayseri'den Çorum tekrar Kayseri'ye gider? Düşünün, Çorum'a Kayseri'den gitmişsiniz, saatlerce yol gitmişsiniz, görüş hakkınız var ama dilekçe elimize geç ulaştı diye bir bahaneye sığınıyorlar. Saatlerce gittiniz cezaevinde görüş yapamadan geriye ilinize dönüyorsunuz. Bolu Açık Cezaevinde yine bakın korona vakalarını ihbar ediyorum. 50 mahpus şu anda karantinada. Adalet Bakanlığı yine bu konuda bir açıklama yapmıyor. Ne Tavşanlı için ne Bolu için. Sonra da hakkımızda soruşturmalar açıp fezlekeler gönderiyorlar. Gerçeği açıklamanın bedeli bu oluyor arkadaşlar. Olsun, biz gerçeği açıklamaya devam edeceğiz. İstedikleri kadar bize baskı yapsınlar. Güneşin balçıkla sıvanmayacağını söylüyorum. Şunu da net bir şekilde söyleyeyim. Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı korona vakalarını saklıyor. Aydın cezaevinde yine 10 kişilik yerde 19 kişi kalıyor. 3 kişi VC önünde yatıyor. Aydın sıcağında istiflenmiş mahpusların olduğu, hijyenin olmadığı bir koğuşta bırakın Covid-19'u yaşamak mümkün mü arkadaşlar? Aydın'da şu anda nasıl bir sıcak olduğunu hepimiz biliyoruz. Düşünün, 10 kişilik yerde 19 kişi kalıyor. 3 kişi tuvalet önünde yatıyor. İstiflenmiş bir şekilde, havasız, sıcak bir ortamda insanlara adeta işkence ediyorsunuz. Başka bir şey değil bu. Bakın bir başkası yine cezaevinde yakını olan bir kişi bize yazmış. Size ağlarken yazıyorum. Kaç bayram geçti saymayı bıraktım. Küçük kızım akşam anne ben babamın yüzünü unutmaya başladım dedi. Pandemiden dolayı kısıtlamalar geldi. Şu an her yer normale döndü. Niye cezaevlerine rahatlama gelmedi? Niye çocuklarımız aylardır babalarını görmedi diyor mahpus yakınları. Bu da pandeminin iktidar tarafından bir fırsata döndürüldüğünü ve insanlara zulmetmek için kullanıldığını gösteriyor. Çocuklar, eşler aylardır eşlerini görebilmiş değiller. Çorum cezaevinde yine bahsettiğimiz sık sık su ve elektrik kesintileri var. Yemeklerdeki et miktarı çok az, kalitesiz ve kötü. Manav ihtiyaçları maalesef doğru dürüst karşılanmıyor, yeşil sebze gelmiyor. İnsanlar son derece zor koşullarda. Bütün bunları Ceza Tepkifişleri Genel Müdürlüğü duysun, Adalet Bakanlığı duysun. Biz bunların peşini bırakmayacağız ve hukuken tüm bu şu ana kadar saydığımız ve sayacağımız ihlallerin hesabını soracağız. İzmir Kırıklar Cezaevinden Silivri Cezaevine nakledilen Abdullah Oral isimli bir mahpusun hem mektubu hem de yakınının şikayetleri bize ulaştı. Abdullah Oral'ın ablası vefat ettiği halde kendisine cenaze izni verilmediği gibi kendisinin habersiz bir şekilde arabaya bindirilip İzmir'den İstanbul'a nakledilmiş. Ve nakledildiği yerde de tabi biliyorsunuz Covid dolayısıyla hücreye konuluyor ve arkadaşlarının olduğu koğuşa verilmiyor. Tam 36 gündür bu kişi nakledildiği cezaevinde tek kişilik hücrede kalmak zorunda arkadaşlar. Tam 36 gündür. Nedir bu kişiye olan garez? Neden bu zalimlik yapılıyor? Anlamak mümkün değil. Herhalde Kırıklar cezaevinde bir sürtüşme yaşandı ve bu kişi cezalandırıldı diye düşünüyoruz. Cezaevi yetkililerine soruyoruz. Silivri 9 nolu cezaevi telefonlarımıza çıkmıyor. Ama biz bunu soru önergelerimizle İnsan Hakları Komisyonu'na sunduğumuz dilekçeler ve uzun vadeli takibimizle sürdüreceğiz. İnsanları böyle 35 gün tek kişilik hücrelerde işkenceye çektirmesinler değerli arkadaşlar. Patnos cezaevinde her zamanki gibi oldukça kötü değerli arkadaşlar. Patnos cezaevinden biz size çok bahsettik. Kalitesiz ve az yemeklerin olduğu, etlerin neredeyse yemekte hiç olmadığı, mektupların engellendiği, kargoların engellendiği, insanlara kütüphanedeki kitaplardan bile kitap verilmediği bir cezaevinden bahsediyoruz. Hani TRT'de bazı yayınlar yapılır. Cezaevleri ne kadar rahat, ne kadar güzel, şartlar ne iyi, hizmet ne kadar iyi, insanın cezaevine gidesi gelir. İşin ironisi
bir yana değerli arkadaşlar, bakın ne diyor mahpus. Benim diyor ziyaretime gelen, Düzce'den Patmos'a gelen eşime 40-45 dakika olması gereken görüşü eksik yaptırdılar. Yarım saatte görüşü tamamladılar. Oysa o 1500 kilometre gelmişti beni görmek için. Düşünün, aylarca görmemişsiniz eşinizi ve size cezaevinde yapılan muamele de bu arkadaşlar. Hiç kimsenin suçu ne olursa olsun cezaevindeki mahpuslara böyle zulmetmeye hakkı yok. Yine Maraş Türkoğlu'ndan İsmail Bakioğlu bize yazdığı mektupta diyor ki, sosyal soykırım var diyor bu ülkede. Neden? Malın yağmalanması var. Paranın gaspı var. Adalet nerede diye soruyor. Neden soruyor? Bakın ne olmuş. OHAL öncesi bir özel okula kayıt yaptırmış. Erken kayıt diye para vermiş Nisan-Mayıs aylarında. Ne kadar vermiş? 26.240 lira vermiş. Daha sonra bu okul 15 Temmuz sonrası kapatılmış. Kişi de demiş ki, yani kapatıldı ama benim muhatabım devlettir. Bana paramı geri verin. Ben erken kayıt yapmıştım, bu parayı vermiştim. Hayır, sana paranı vermeyiz demişler. Bir de cezaevine atmışlar. Türkoğlu cezaevinden bize yazmış. Adalet nerede diyor. Bu ülkede diyor mallara çökülüyor. Mallar yağmalanıyor. Paralar gasp ediliyor. Bütün bunlardan sonra mahkemeye başvurmuş, reddedilmiş. Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş, orası da reddetmiş. Memleketin hali bu arkadaşlar. Bu kadar açık bir gasp ve ihlalli Anayasa Mahkemesi bile reddedebiliyor. Olacak işler değil. Hani bir yere erken kayıt parası vermişsiniz, suçlu olmuşsunuz ve paranız gasp edilmiş, bir de üstüne özgürlüğünüz yenmiş. Ayrıca biz insanları kandırarak insanların parasını gasp eden özel şirketleri de takip altında tutuyoruz. İstanbul Bilişim'in son durumunu da size aktarmak isterim. Biz bu konuyla ilgili bize gelen yoğun şikayetler üzerinde 3-4 ay öncesinde İstanbul Bilişim, çünkü insanları mağdur ediyordu ve paralarını yatırdığı halde elektronik eşyalarını göndermiyordu. Bir para gaspı olayı vardı, bir çete şüphesi, bir dolandırıcılık şüphesi vardı. Biz bununla ilgili soru önergesi verdiğimizde bakanlık bize konuyu takip altında tutuyoruz demişti. Ve bu takip altında tutulurken bu İstanbul Bilişim insanlardan para toplamaya devam etti. Sonunda ne oldu biliyor musunuz? Şirket aylar geçti, paraları topladı ve sonunda konkordato ilan etti. Hop, bütün paralar kasasına, kendisi konkordato ilan etti, herkesten kurtuldu. Ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Bakın, biz aylar öncesinde burada bir sahtekarlığın dönme ihtimalinden bahsedip bakanlığa haber veriyoruz, soru önergemizde soruyoruz. Bize araştırmalarımız devam ediyor diyor. Senin araştırmaların devam ederken İstanbul Bilişim çalışmalarına devam ediyordu ve konkordato ilan etti. Şimdi kimse mahkemeye gidemiyor. Çünkü konkordato ilan edildiğinde şirket alacaklarını vermek zorunda değil. Hiç kimse de mahkemeye gidemiyor. Ne oldu? Herkes mağdur oldu. Peki iktidara biz bunları bildirdik. İktidarın bir sorumluluğu yok mu? Kulağının üstüne yatmış iktidardı. Bu kadar basit yani. İnsanların malı, parasının gasp edilmesi bu kadar kolay değerli arkadaşlar. Yine bir başka haber, bakın. DEDAŞ'la ilgili biz burada çok vurgular yaptık. DEDAŞ'ın önemli ihlaller yaptığını söyledik. Mardin halkını kaçak elektrik kullanmakla suçlayıp çiftçilere hepsi şerefsiz diye küfreden, aylarca köyleri elektriksiz ve susuz bırakan eski Kent AŞ Başkanı ve DEDAŞ Mardin İl Müdürü Mehmet Bulut ne olmuş biliyor musunuz? Yolsuzluk, rüşvet ve zimmet suçundan tutuklanmış. Biz aylardır Mardin halkından gelen isteklerle DEDAŞ'ta büyük bir sıkıntının olduğunu, insanların elektrik ve dolayısıyla suyunun kesildiğini söylüyorduk. Dinlemek istemiyorlardı. Sonunda iş araştırılınca olay böyle çıkıyor. Vatandaş çektiği sıkıntıyla kalmış oluyor. Uygur soykırımında kadınlar özellikle hedef alınıyor. Eşi kamplara götürülen birçok kadın Çin Komünist Partisi üyeleriyle aynı yatağa girmeye zorlanıyor. AK Parti MHP Cumhur İttifakı tüm bunları para hatırı için görmüyor. Hatırlatınca ne yani, Çin'le savaşa mı girelim diyorlar. Evet, yine Kürtçe'ye yönelik yaklaşımları deşifre etmek gerekiyor. Bakın, Selim Temo söyledi bunu. 10 yıldır Kürtçe'ye yönelik bu densiz yaklaşımı deşifre ediyorum diyor Selim Temo.
İşte yeni densizlik. Üniversitelerdeki Kürt dili ve edebiyatı bölümlerinde Kürt diliyle tez yazımı yasaklandı ve bütün derslerin dili Türkçe oldu. Yerli ve milli akademi böyle bir şey diyor. Şu hale bakın. Kürtçe bölümünde Kürtçe tez yasak. İktidarın Kürt meselesi konusunda adım attığını söyleyen sözlerin ne kadar yalan olduğu da ortaya çıkıyor. Bir halkın dili bile akademik alandan, zaten zor bela geldiği akademik alandan kaldırılıyor ve iktidarın gerçek yüzü ortaya çıkmış oluyor. Siirt'te yine geçtiğimiz günlerde siyasi bir soykırım operasyonu yapıldı ve partimizin mensubu 11 arkadaşımız ve 70 yaşında belediye meclis üyemiz Musa Kurhan gözaltına alındı. Arkadaşlarımızın bir an evvel serbest bırakılması gerektiğini söylüyoruz. Yine geçtiğimiz günlerde yaşanan Lübnan'daki amonyum nitrat patlaması bizim yıllardır söylediğimiz işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki önlemlerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bakın artık kronik bir yargı ve iktidar sorunu haline dönüşmüş bu gemideki malzeme işçi sağlığı ve insanların hakkını düşünmeden orada tutulduğu için büyük bir patlama ve yüzlerce insanın ölümüne yol açtı. Türkiye'de de bunun benzeri hadiseler oluyor. O yüzden geri kalmış ülkelerde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin çok daha fazla artırılması gerekiyor. İşin altında yatan gerçek nedeni konuşmak zorundayız. Türkiye'de de buna benzer hadiseler olabilir. Şimdiden uyarıyoruz arkadaşlar. Bakın size bir önemli fotoğraf göstermek isterim. Hasret Demirtaş eşiyle boşanmış, bir çocukları var. Çocuğunu eşinden alırken sürekli darp ve hakaret yiyor. En sonunda da çocuğu eşinden alırken arabada eşinin kucağındayken çocuk ondan almaya çalışırken eşi kendisini üzerine sürüyor ve arabanın altında kalıyor. Çeşitli yerleri kırılıyor, boynu inciniyor. Hasret Demirtaş'ın eşi hakkında bir kampanya yaptık sosyal medyadan. Bir an evvel tutuklanması gerektiğini, yoksa bir adım sonrasının onun cinayet işlemesi olduğunu söyledik ve adil bir karar sonunda çıktı. MD isimli kişi tutuklandı ama bu böyle kararlar alınmayıp daha sonraki aşamalarda kadını öldüren birçok vaka olduğunu da biliyoruz değerli arkadaşlar. Sanko okulları, Gaziantep'te KHK'lı ailelerin çocukları çok başarılı bir şekilde kendilerine müracaat etse bile sırf KHK'lı ailelerin çocukları diye onları kaydetmiyor. Bunu biz söyledik. Sanko okulları cevap veremedi ama Twitter hesabını sınırladı. Ben Sanko okullarını tekrar buradan cevap vermeye çağırıyorum. Bu sene KHK'lı çocuklarına burs vermeyeceğiz demiş. Anne diyordu ki bana, beni en çok yaralayan çocuğumun da fişlenmesidir. Bu çocuk 480 puan almış, 0,26 sırasına girmiş. Ve maalesef yapılan bu. Yine barış akademisyenleriyle ilgili bir konu, çok önemli. Barış akademisyeniydi. KHK'ya yurt dışında yakalandı. Londra'da evlilik prosedürü için Türkiye doğum belgesini konsolosluk vermedi. İdari karar uyarısı çıkıyor dedi. Beraat etmişti ve öncesinde bu belgeyi vermişlerdi aslında. Yurt dışında evlilik için başvurduğunuzda ülkenizdeki doğum belgeniz isteniyor. Kişi gidiyor Londra Büyükelçiliğine. Hayır, senin doğum belgeni veremeyiz. Ya niye veremezsin? Burada evleneceğim, veremeyiz. Hani düşünün. KHK ile işinden atmışsınız ama yaşamdan da onu atmaya çalışıyorsunuz. Barış akademisyenleri diyor ki son durum, 822 kişiye dava açıldı. 622 kişi beraat etti. 200 kişinin henüz davası sonuçlanmadı. Anayasa Mahkemesi'nin ifade özgürlüğü ihlali kararının üzerinden bir yıl geçti oysa. 406 ihraç edilen barış akademisyeninden görevine dönen yok. Varsa da kamusallaşmadı. Pasaport başvuruları reddedilenler var. Sebebini bilmiyor kişiler diyor. Yine bakın, KHK'lılar çok büyük bir mağduriyet yaşıyor ve zulüm yaşıyorlar. Bana bir ileti gönderen Bitlis SES Şube Başkanı iken 675 KHK ile ihraç edilen İsmet Saz diyor ki, zulmen
mağdur edildik ama biz kimseye boyun eğmeyeceğiz. Helalinden paramızı kazanmaya çalışacağız. Bitlis sebze halinde toptan karpuz işi yapıyorum. Adana'ya gidip o kavurucu sıcakta karpuz yüklüyorum. Olsun diyor. İşimle gurur duyuyorum. Utanmıyorum. Beni bu duruma düşürenler utansın. Helal kazanç başka diyor bu kişi. Yine bir başka kişi 701 KYK ile ihraç edildim. Hakkımda hiçbir soyut ve somut bir delil yok. Eşim merdiven siliyor, çöp topluyor. 10 yıllık hizmetimizin karşılığı bu olmamalıydı. Hala bir umut bekliyoruz. Hala ne olabilir diye düşünüyoruz. Neden biz ihraç edildik bilemiyoruz. 1 Temmuz'da mahkemeye girdi. Sadece fişleme olduğunu orada öğrendik. Fişleme anayasal bir suçtur. Artık bu zulüm ve kul haklarından dönsünler. Yeter artık, dayanacak gücümüz kalmadı. Sabır terazimiz çöktü diyor KYK'lı bu vatandaş. Tamam. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü basın toplantımızı burada bitiriyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun.